İşte burası null olabilir. Yani buradaki bir new label diye bir geçiyor. İşte diyor ki parametrenin adı bu. İşte bakın şunlara da bir dikkat edin. Şu hiyerarşisine. Bak selam ver isimli metot bu. Görüyor musunuz? Bulunduğu bakın target namespace. Bak bu kelimeleri hiç unutmayın ha. Şu target namespace falan filan. Bunları kullanacağız yani. Android'de bunları kullanacağız şimdi. Yani işte bunlar kullanılıyor. Yani örneklerde. Selam verin. Bakın bir de bir cevabı oluyor bunun. Response. Bakın istek. Görüyor musunuz? Sizin metodunuzun yani bunların hepsini ezbere bilmeyin ama bunlara ne olduğunu bilin. Benim ilk başta sizden isteyebileceğim şey bu. Yani zaten bunları ezberlemeniz mümkün değil yani. Bunu kim ezberleyecek? Zaten böyle şeyleri ezberlemeyin. Kendinizi hiç yük etmeyin. Bakın istek, işte istek, cevap, tamam mı? Şunlar sizin port bilgileriniz. Bakın görüyor musunuz bütün bilgiler? Burada yani biraz önceki işte yapmış olduğum sınıfın swaplanmış hali arkadaşlar. Şu. Diyor ki bir postla gelirse veya da böyle bir getle gelirse böyle bilgilerin olduğunu görüyorsunuz. Peki şu göstermediği için arkadaşlar önemli değil. Yani şöyle bir geri geleyim. Bak buradan da gelebilirsiniz. Şöyle kopyalayayım. Yani buradan da yine bakabilirsiniz. Şöyle bak. Şöyle. Şöyle inceliyorsun işte yani. Arkadaşlar sizin şu vizyel şimdi hani ben size hep böyle vizyel dedim mi? Al bak. Şimdi neydi? Currency. Currency mesela converter vizyel. Niye böyle yaptı? Currency converter vizyel. İşte internetten buluyorsunuz ya böyle. Bak. Görüyor musunuz? Şunu şöyle daratırsanız bak bir sürü vardır ha. Bak. Sizinkinden bir farklı değil. Yani bizim yaptığımızdan bak mesela adam bunu koymuş. Yani bizimkinden bir farklı bir şey değil. Yani mesela bu arkadaş da bir .NET'i kullanmış. Yani biz mesela biraz önce işte AKİS 2'yi kullandık. Bu arkadaş da .NET'te oluşturmuş. Yani hiç önemli değil. Yani bir neyi kullanıp yani oluşturduğu hangi aracı kullandığının bir önemi yok. Önemli olan şu. Standartlara uyması. Bak standartlar bunlar işte etiketler. Şunlar tamam mı? Yani bu standartlara uyduktan sonra benim için hiçbir önemi yok. Bak para birimleri, şeyler, al gülüm, ver gülüm yapmış zaten. Bunlar şey, bir sürü bilgiler. Şurayı kes, enumeration diye bırakmış. Biz bu bilgileri alıp arkadaşlar işte sitede kullanabiliyoruz. Mesela bunu da aynı şekilde. Şimdi buraya kadar soru var mı? Yani biliyorum birazcık böyle ağır bu dersi işliyorum. Çünkü kafa ütüleyen bir ders. Swap'ın çok heyecan verici bir ders olmayacağını biliyorum yani. Ama swap önemli. Yani şey olarak önemli. Bilgi olarak önemli. Buraya kadar bir şey var mı? Şimdi buna bir tane de istemci yazacağım ben. Çünkü bak istemci de şu. Adam tutuyor şu adresteki şu yani burayı bunun içinden bazı bilgileri isteyip kullanacağız. Mesela ben bu metodu çağırıp kullanmak isteyebilirim. Öyle değil mi? Bakın bu şunu şunun içindeki şu selam veri yani şu metodu şu parametreyi gönderip bakın burada bak bir tane parametre var. Element. Görüyor musunuz? Bir tane. Şurası metot. Burası bir metodun bir tane yani parametresi var. Mesela icabında iki tane de olabilirdi. Üç tane de olabilirdi. O tarz şeyler de var. Mesela bakın burada var mı? Burada var mı adamın yaptığı şeyde? Bak mesela iki tane bak görüyor musunuz? Yani iki element. Yani iki parametreli bu. Bakın burası bir parametreli. Yani bizimki şu anda bir parametreli olduğu için bu. Şimdi bir tane de şey yapalım. Client işte yazayım mı? Client için de client için de bakın şimdi şöyle bir şey mi yapsam? Aslında client'ı bunun içinde de oluşturabilirim. Yani bir tarihten bir şey de oluşturabilirim. Yani bir proje oluşturup oradan da alabilirim. Arkadaşlar buraya kadar sorusu olan var mıdır? Şöyle geleyim. Sesim geliyor mu? Belki varsa yani şey yaparım. Yine anlatmaya çalışayım. Tamam şu ana kadar bir güzel gidiyor. Çünkü swap'ın şeyi yani ana mantığı bu. Yani öncelikle ana mantığını anladık mı tamamdır yani.
Ondan sonra istemci de yazarız. İstemci de bakın yine aynı. Geliyorum şu Adır'a. Abi bak biraz önce de burada istemci vardı. Yani buna istemci yaz ya istemciyi de bak burada yazabilirim. Hatta istemciyi bundan farklı bir yere de alabilirim. Yani burası sunucuydu mesela. İstemciyi bir başka projede yapıp şunu yine bak böyle yapabilirim. İstemciyi buraya da yazabilirim. Yani böyle şeyler mümkün arkadaşlar. Şöyle gelin. Hadi istemciyi de burada yapalım. İşte bana burada bilgi soracak. Server'ın endpoint'ini soruyor. Dur. Tabii hata yanlış da yapmayalım. Hata yapmayalım çünkü şeyden dolayı şöyle ileri istemci yazıyorum. Evet. Şimdi bana şey soruyor. Ben burada bak şunlar var. AKS2. Şunları kullanıyorum. Şunları kullanıyorum. Evet. Bakın bu bilgilerden emin olun. Yani şurası yani Tomcat tamam. Şurası bir client. Ha, şurası ne biliyor musunuz? Şurası bak. Server'ın tanımlandığı bir yer. Bakın. Bakın. Server'ın tanımlandığı yer şu üstteki adres. Yani şu. Şu viz değer var ya. Diyorum ki bu viz değeri biz kullanacağız abi. Yani şuna viz değer diyorlar. WSDL ya. Şu sonu. Buna genelde programcılar da viz değer diye işte okuyorlar. Şunu şöyle olduğu gibi kopyalıyorum. Şu arkadaşa diyorum ki istemciye abi bunu buraya koy. Bunu istiyoruz. Bak ne oldu? Ortalık bir düzeldi. Diyor ki bunu client bunu kullanabilir. İstemci bunu kullanabilir. Hatta şunu da kullanabilirdim ha. Aha, bu arkadaşı da kullanabilirdim. Hiç sorun değil. İstediğimizi kullanırız yani. Biz client yazıyorsak böyle kullanabiliriz yani. Bak bunu da bir kabul eder. Yani ama tabii burada bunu kullanmayacağım. Burada bizimkini kullanıyorum. Bizimkini kullanacağız. Yani bir başkasının bir viz değerini alıp yine kullanabiliriz yani. Bak kabul ediyor yani. Şu bizimkisi bu. Bizimkisi bu. İleri. Şimdi burada bana bir şeyler diyor. Diyor ki bak ben bunları senin için oluşturacağım diyor. Bunlara ne diyorsun? Ben de diyorum ki abi hepsini kabul ediyorum. Oluştur der. Bak şimdi. Buraya bir şey oluşturdu. Şuraya görüyor musunuz? İki tane bir şey oluşturdu. Bak. Benim normalde bir tane vardı Java sınıfım. İki tane var artık. Allah Allah. Diyeceksiniz ki ya hocam biz bir şey yapmadık. Ama iki tane var. Bunlar şey. İstemcin bakın bizim sınıfımızın yani biraz önceki işte yazmış olduğum şu sınıfın diyor ki bir istemci olacaksa şu ikisini ben onun için yani şu AKS2 diyor ki şu ikisini oluşturdum. Bunun üstünden diyor yani bu viz değeri kullanabilir. Yani şuradaki şu karman çorman şeyi var ya şu karman çormanı ben Java'cı için kolaylaştırdım. Diyor ki Java'cı bunları kullanarak yani bunu kullanarak yani şu sınıfı kullanarak daha yani işini kolaylaştırabilir. Bakın bunların içindeki şeyleri yine işte inceleyin tamam mı? Ama hepsini bilmek zorunda değilsiniz. Yani AKS2 devreye giriyor. Dikkat edin. Bakın port numarası bile önemli ha. Yani port numarasını sonradan değiştirirseniz başınız ağrır. Yani biz burada 80-85 ise eğer ki sonradan biz onu değiştirirsek bak burası bak bu şekilde kalırsa sizin yani bir web sunucusu bir çalışmaz o zaman. Yani şu servis bir çalışmaz. Bakın bunlara bir dikkat edin. Yani şu portu bir değiştirirseniz veya da şeyde şuradaki portu bir değiştirirseniz sonradan bunu da bir değiştirmek zorunda kalırsın. Bak şu 80-85 var ya. Tabii şimdilik bir şey işte yapmadım. Burası 80-85'te bir kalsın. Bunlar içinde sadece şeyler var. Yani bilgi olarak selam ver metodunu alacak. Arkadaş kullanacak. İşte şuradaki bir namespace'ler dediği şey sizin şu domainleriniz arkadaşlar. Yani burada binlerce bir domaininiz de olabilir. Bir tane de olabilir. Önemli değil. Buradaki her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Bunu AKS2 bizim işimizi kolaylaştırmak için oluşturduğu bir şey bu. Şimdi biz nasıl istifade edeceğiz? Bir tane sınıfım olsun. Şimdi o sınıftan sadece işte 2-3 satırlık bir kodla istemciden yani istemciyi kullanabileceğim. Al, istemci dedim hatta ismini. Siz istediğiniz bir adı verebilirsiniz. Tabi istemci bunu çalıştıracağı için böyle bir main olsun bu. Tamam mı? Yani istemci arkadaş şimdi bunu alacak. Şu isim var ya şu isim selam hani selam şöyle şunu bakın şu web sunucusunu kullanabilmek için şunu buraya dahil ediyorum.
Bakın bunun içinde nokta dediğimde, bak bu sınıfın içinde bizim için kolaylaştırılmış kodlar var. Yani Aki Silke'nin de amacı bu. Diyor ki abi, diyorsa sen ne yapmak istiyorsun? Bak bu sınıfın içinde yine sınıflar var. Bakın iç sınıflar bunlar da. CC yazıyor bak sonlarında. Şu selam ver, yani isimli. Benim şeyimi, metodu sınıflaştırıp iç sınıfta bu isimle. Bu bir istek yapacak, tamam mı? Yani eninde sonunda bir istek veya da benim isteğimi alacak. Bakın burada yine aynı arkadaşı alayım şöyle. Onun tipinde selam. Nerede? Şu. Subst nokta selam ver. Şunun tipinde bir nesne oluşturuyorum. Şimdi bu istek bir nesnesinden üstünden istediğimi yaparım artık. Bundan sonra. İstek nokta. Aa, diyeceksiniz hocam metotlar geliyor. Metot geliyor. İşte evet, bakın selam ver dediği şeyi aslında benim şimdiki yani metodumun içine, bakın set adı soyadı. Al işte adı soyadını parametre olarak buraya koy gönder. Evet, ilk arkadaşa, ilk örneğe kimin adını yazalım? Ferhat hocamın adını yazayım hadi. Ferhat hocam izin var mı? Yani adınızı işte yazıyorum ama. Ferhat hocam. Tamam. İzin varsa tamam. Hatta bir Türkçe bir karakter de gönderelim, bir bakalım, inşallah sorun olmaz ya. Yani olursa onun da ayrı bir şeyleri vardı. Engellemek için ayrı durumları var. Şimdi bak. Burada bakın çok basit bir kod. Ama bakın yani işte yaptığımız işlemler yani birazcık uzun gibi bir durdu ama aslında uzun değil. Yani Aki Seki'yle bunu bak bir kere bir yapıyorsun, ondan sonra salla gitsin yani, istediğimiz kadar şeyler de yapabiliriz. Yani burada yani birinci kademe şurada işte yaptığımız şey web servisine şöyle işte açıklama yazayım mı? Web servisine isteğimizi yapalım. Heh. İstek yaptık. Sonra ikinci adım ne? Yani bak bu arkadaşı yine alıyorum. Şu arkadaşı. Bir de bize ne getirecek bu arkadaş? Bir cevap getirecek değil mi? Yani istek gidiyor. Bir de bir cevap gelecek. Bakın cevap da yine selam verin response'u vardı içeride bak. Bu da sana bir cevap getiriyor. Cevap. Cevap dedim. Aslında hep böyle dönüyor. Hep böyle dönüyor. Yani bütün siz diyorsunuz ki artık yani belli bir seviyeden sonra ya hep mi böyle dönüyor? Hep böyle dönüyor arkadaşlar. Bir de şey yaparsanız daha kolay olur. Şunu şöyle şunu üste bırakayım da şöyle bir değişken olarak şunun tipinde şöyle bir değişken şöyle bir değişken yapalım. Bunu yani sık sık kullanacaksanız yani sadece bu sınıfın tipinde şöyle bir değişken üstte bulunsun, tamam mı? Ya çünkü şu sınıfı kullanacaksam yani doğrudan bunu da kullanabilirdim. Yani şunun yerine şöyle yani. Doğrudan bunu aşağıda kullanacağım. Şurada kullanacağım. Şöyle. Nokta. Buna ne getirecek? Selam. Niye bir getirmedi? Hiçbir şey getirmedi. Ha şeye new var orada. Ben de dedim ki hiçbir şey getirmedi. Arkadaşlar bir dakika şurayı sileyim. Şu değişkenin üzerinden selam ver gittim. Burada da bana diyor ki isteğini söyle. İsteğini yani al gönderiyorum. Yani şu istek var ya. Bakın isteğe şurada yani metoda parametresini verdim. İsteğimi gönderdim. Sonra ne olacak? Sonra da selam ver dedik. Evet tamam. SSO diyelim. Şöyle. Tamam. Bu bilgiyi işte yazdıralım. Diyelim ki web servisinden gelen cevap. Yani kendimiz bir servis yazdık. Servise bilgi gönderdik. Cevabı alalım. Cevap nokta get return. Cevaptan gelen şey. Yalnız burada bir şey var. Şu arkadaş try catch istiyor. Bu try catch'in önüne bakın ya böyle kullanırsınız ya da şöyle yaparsanız yani şöyle bir şey bak buraya atıyor yani metodun önüne. Eğer ki daha geniş bir exception olsun derseniz bunu bırakırsınız. Exception. Yani her şeyi işte içine alsın. Bütün istisnaları her şeyi içine alsın. O daha iyi oluyor arkadaşlar. Şunu da şöyle kaldıralım. Sade bir kod oldu, değil mi? Bu ne yaptık? Burada ne yaptık? Buradan da web
servisini çağıralım. Çağıralım. Ya veya da çağır, şöyle diyelim, çağırıp cevabını aldık. Yani cevabımızı aldık. Şimdi bakın arkadaşlar. Çok basit görünen bu kod aslında milyon dolarlık projelerin bir temelinde olan yani bir kod. Yani bak bir application olarak oluştur abi. Yani çalıştı. Bakın web servisine selamlar Ferhat Günal kardeş dedi. Şu isim bizim gönderdiğimiz şu selamlar ve kardeş dediği şey ise bizim şuradan bak şu sunucu tarafındaki şuradaki metottan geliyor. Yani adam şu metodu kullanmak için bu kadar 50 takla attık arkadaşlar. Siz sizinle bir RESTful'u işleyeceğimiz bir yerde mi diyeceksiniz ki ya bu kadar 50 takla atmaya bir gerek yokmuş diyeceksiniz. Ve içinizde belki bir RESTful eğitimine katılmış olanlar bir vardır. Onlar bilirler yani. Şimdi bak ben burada sunucuyu da burada yaptım. İstemciyi de buraya da yaptım. Bunları ayırabilirsiniz. Şunları ayırabilirsiniz yani proje olarak. Şimdiye kadar arkadaşlar inşallah yani konu anlaşılıyor. Şimdi şey yapalım. Android bir cihazına gidelim. Yani Android'de bir nasıl yani yapacağız yani bu iş. Ya buraya kadar tamamız değil mi? Buraya kadar. Ya burası şey. Yani bakın demek ki sunucumu oluşturuyorum. Yani istemci tarafta da şöyle bir çağırıyorum. Ama tabii ki aralarda AKS2'yi kullandım. Şeye geldim. Şu Android tarafına geleyim. Bakın start diyorum. Android projesi oluşturacağım. Bir tane Android projesi ne diyeyim bu kaçıncı proje oluyor bu? 3 mü oluyor? Yani isim öyle bir devam etsin tamam mı? 03. Bu ne diyor? Alt karakterle böyle başlayamazsın. Çünkü paket ismi olarak onu verecek ya kendisi. Tamam şöyle yapalım. Arkadaşlar ya, ille bize böyle şunun başına A bırakıyorum ki burada işte arıza vermesin diye tamam mı? Yani Android projesi ya AA şunlara da böyle sonra AA bırakırız. Şöyle çünkü alt çizgi verdiğinizde paket ismi öyle olmuyor. Proje kendisi bu şekilde görüyor. Tamam Android 3. proje ne diyelim? Android bir cihazlarından Android cihazlarından. Ben ismini böyle uzun uzun bir yazayım. Yani sizin için daha iyi olur. Web servislerine zaten şu anda bu bizim için bir parametreli metot ile I'yı atalım.